Emirates ve piyasalar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi bugün bu manada oldukça önemli gün, hangi manada diyeceksiniz? Dolar tarafında tabii ki. Altın tarafında. Bugünden itibaren özellikle altın, görmüş olduğunuz gibi çok büyük ihtimalle pozitif bant kovalamaca dediğimiz, yani bir kırılma gerçekleşmek üzere. Çok büyük ihtimalle altın önümüzdeki bugün perşembe olduğunu düşünecek olsak pazartesiye kadar görmüş olacağını düşünüyoruz. Neresini? 1342. Hemen dönüyorum. Şuradan tablomdan alıyorum. Bu özel tablomuzu hemen şöyle bir başka taraftan inceleyelim. 1343'e doğru gidiyoruz arkadaşlar büyük ihtimalle. Hatırlayacaksınız, 2 gün önce 1325 hareketi başlıyor demiştik. Bunu ne zaman söylemiştik? Yanılmıyorsam 2 gün önce söylemiştik. Hemen şöyle bir bu noktadan devam ederek bir şeyler söylemek istiyorum. Bakıyorum. Herhalde şurada. Çünkü önemli bir kırılma oluşmaya başlamıştı. Ve beklediğimizde oldu. Son durum. Şöyle bir saniye. Hangi saatte ve günde yazdığım önemli. Çünkü buna istinaden bant kovalamaca dediğim pozitif hareketin devamı çok çok önemli. Hemen bunu bir yerde dengelemek adına yapayım. Evet, ons altın dikkat demiştik. Burada herhalde 1000 yanılmıyorsam. Bir saniye bakalım. Satıcının bölgeyi test etti, görmek gibi şu an artık görülmüştü. 19, şu an ihtimalle 24'de, hatta 24'de içinde 28-31 bananası olabilir gibi bekliyor. Onun için şöyle bakıyorum, evet. Ne demişiz herhalde? Evet. Kaçı gördü? 2 gün önce yapmıştık bu yorumu, yanılmıyorsam. Ne zaman yapmışız? Bakalım. Evet, 8 Ocak. 11. Evet, 2 gün önce. Şimdi büyük ihtimalle bu hareketin devamı, hemen söylüyorum. 1317 alıyorum. 1317 aldık. Bugün arkadaşlar 1321'i deneyip üzerine atması demek 28-31. 1331. Bunun anlamı 24 saatle 36 saat içinde 1343 anlamına gelecek arkadaşlar. 1343. Aylıklarda, haftalıklarda bu hareket. Sonrasında zaten bunları görüyoruz. Ama hareket başladı, başlamak üzere diye düşünüyorum. Önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Dolar TL tarafındaysa arkadaşlar, o dolar TL tarafında yine bahse konu olan, ifade etmiş olduğumuz bu nokta çok çok önemli. Tepki normal. Çünkü Zloty'de de böyle bir hareketten bahsetmiştik. Gerçi Zloty 70.5-70'li görüp bu hareketi yapmıştı. Ama biz bugün, bizim için çok çok önemli. Bugünden itibaren ikinci bir dalga satış gelip önümüzdeki 5-6 iş gününde tahmin ediyorum. Bugün tabii kapanış 77. 78 bölgesinde olması çok çok önemli. Şu an 1.79-30-80'lerdeydi. Şu an şöyle bir hareket. Sonra önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe. Şöyle bir büyük bir düşüş. Bu, bakın burada kopmuş, kopan hareket. Şimdi bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Yine Eylül ayı içinde 3.43 43 bölgesi, bu bölgede 3-4 hafta içinde doların, pardon, 4-6 hafta içinde doların 4'lere gidebileceğinden bahsetmiştik. 4'e gitti, ancak başka bir nokta var. Biz açıkçası çok hızlı gittiği için hareket biraz hızlanmıştı. Şu Amerikan vizesinden sonra iyi bir dinlenir, 62'ye gelir, 60'a gelir, 60-62 bölgesine gelir, sonra ciddi bir rally olur diye düşünüyorduk.
62 ile sınırlı kaldı. Ben burada biraz daha bekledim ama beklediğimin üzerinde bir hareket hızlandı. Daha hızlı gitti. Yani beklediğimden daha hızlı gitti. Bekliyorduk zaten 4'ü biliyorsunuz. Sonraki düzeltme bahsetmiş olduğunuz gibi gayet tabiri caizse tıkır tıkır çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde böyle bir hareket görebiliriz kırılma. Ve önümüzdeki günlerde 5 ile 7 iş günü içinde yani 5 iş günü 7 günü maksimum olabilir. Bu bölgeye doğru bir geri çekilme göreceğiz gibi gözüküyor. Altında dediğimiz gibi hareket bekliyoruz. Şu an için Euro dolarda da aynı şekilde olumlu pozitif bir hava göreceğiz diye tahmin ediyoruz. 30 endekste de buradan bir dip bir tepki isteği yavaş yavaş oluşmaya başlayabilir. Bültenler bize bahsetmiş olduğumuz seviyelere gelindi. Buradan bir toparlama göreceğiz büyük ihtimalle. Evet şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar bu hafta sonu İstanbul'da bir eğitimimiz var. Kontenjanımız dolmak üzere bir iki kişilik yerimizde kaldı. Bu arada teşekkür ediyoruz tabii ki. Halil Reçber YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Şu an gördüğüm kadarıyla 9.974 büyük ihtimalle bugün veya yarın kısmetse 10.000. abonemiz olacak ve size teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin açık ara en önde giden platformuyuz, finans platformuyuz. Televizyonuyuz da diyebiliriz. Kendi çapımızda, YouTube sayfa tarafında, kendi sektörümüzde, kendi alanımızda. Evet, abone olduğunuz takdirde ve enlerde bulunduğunuz takdirde bizim için önemli olacak. Ben herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.